Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Realme C21 Z sesi veya da buzzer nasıl değişiyor onu size paylaşacağım. Elimdeki telefonun sesi çıkmıyor. Evet, hiçbir şekilde çıkmıyor. Bazen sesi çıkmadığı zaman mesela iPhone'un ayarları sıfırladığın zaman düzeliyor. Bilginiz olsun. Ben daha önce ayarları sıfırladım. Gene devam ediyor. Zil sesi çıkmıyor. Bunun sahibi demircide çalışıyor. Demir tıraşından mıknatıs özelliği olduğu için bu buzzer'ların çabuk bozuluyor. Ondan dolayıdır büyük ihtimalle. Cihazı açmak için SIM kart yuvasını çıkarmamız gerekiyor. SIM kart yuvasını çıkarmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri üç tane sivri olmadığı için ekrana, SIM yatağa zarar vermez. Bu kendi iğnesi. Bu da toplu iğne ya da dikiş iğnesi. Diyelim ki SIM kart iğneniz yok. Geçici olarak toplu iğneyle açtığınız zaman nasıl bir zarar verir onu anlatacağım sizlere. Şöyle takıyoruz yuvaya. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya. Bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantiliyken garanti dışı yapabilir. Bilginiz olsun. Peki iğnem yok. Geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız ucu kestirip biraz kör etmeniz gerekiyor. Sürekli kullanmanızı tavsiye etmiyorum ama geçici olarak kullanabilirsiniz. Yani şimdi kendi iğnesiyle açalım. Şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yaş sistemi mekanizma var. Bastığınız zaman atıyor zaten. Bunda herhangi bir cıvata sistemi yok. Açmak için tırnak yardımıyla ya da ince bir aparatla sökebilirsiniz. Arka kapağı sökerken dikkat etmeniz gerekiyor. Power tuşu, ses artı ve kısma tuşları var. Filmli olduğu için zarar verebilir yan tarafları. Şurada parmak izi sensörü var. Bazen arka kapağı yapışkanlı oluyor. Yapışık olduğu zaman zarar görebilir. O filme dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, Realme C21 modelin arka kapağı çıkardıktan sonra bataryasını görebiliyorsunuz. Kamera lensleri tozluysa temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şurada parmak izi sensörün filmi var burada. Zarar görmemesi için dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekiyor. Cihazınız garantisi varsa garantiye göndermeniz gerekiyor. Çünkü açtığınız zaman cihaz garanti dışı işlem gördüğü için servisler kabul etmez. Bilginiz olsun. Sesin çıkmaması sadece zil sesi buzzer'la alakalı değil. Buzzer dedim. Şöyle bir parça arkadaşlar. Ondan sadece yapmıyor. Şu ekran filminden yapabilir, şarj soketinden yapabilir. Bunların hepsi ihtimaldir arkadaşlar. Yani sesi çıkmadığı zaman önemli bilgileriniz yoksa ya da bilgileriniz olduğu zaman yedeklemeniz gerekir. Yedekledikten sonra ayarları sıfırlayın. Eğer hala düzelmediyse yazılım atmanız gerekiyor. Yazılım da düzelmiyorsa cihazı söküp bakmanız gerekiyor. Evet, buzzer dediğimiz parça şu parça arkadaşlar. Şurada da film var. Buradan temas ediyor. Bazen oksitiyor. Oksit tuttuktan sonra da yapmayabilir. Sesi çıkmayabilir. Bilginiz olsun. Ve aynı zamanda bu film şarj soketinin altından geliyor. Şarj soketinin altında bir tırnak var. Şöyle bir tırnak var. Bazen ondan da yapabilir. Kırık, çürük oluyor. Ondan dolayı da yapabilir. Bilginiz olsun. Evet, ilk önce şu buzzer parçayı değiştireyim. Evet, Realme C21 modelin buzzer'ı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi elinde çok fazla parça olduğu için illa bir parçayı almanıza gerek yok. Çünkü bazı modelleri birbirine uyuyor. Daha önce denedim ben. Bunda aynı ona benziyor fakat biraz kalın olduğu için tam oturmuyor. Havada kalıyor. Şu şekilde.
bayağı bir kalın olduğu için. Şurada gördüğünüz gibi bu ince. İnce olduğu için kalındır. O kısım oturmayabilir. Şu kısım oturmayabilir. Peki bunun için ne yapabiliriz? Evet, şöyle bir parça çıkarmıştım. Bu parça biraz daha ince ama fark etmez. Onu ayar çekebiliyoruz. Gördüğünüz gibi kendi parçası biraz daha geniş. Parçası biraz daha geniş gördüğünüz gibi. Ne yapabiliriz? Mesela bunu besleyebiliriz. Şöyle bir. Evet, gördüğünüz gibi parçası değildi. Uydurdum bu parçayı. Bakalım uydurma bir parçayla ne kadar sağlıklı olabilir. Onu deneyeceğim şimdi. Çivatları hepsi kapatmayalım. Evet, şu anda bir ses geldi. Hemen şuradan bakalım. Ayar kısmına gelelim. Evet, gördüğünüz gibi gayet iyi. Evet, sizden de böyle bir sorunuz varsa bu şekilde giderebilirsiniz. Taktığım parça biraz daha inceydi. Ama ne yaptık? Besledik onu. Tam o filmin üstüne gelecek şekilde ayarladık. Evet, Realme C21 sesi çıkmıyordu. Bu şekilde sorunu gidermiş olduk. Kapağı kapatırken power tuşu, ses kısmı ve artı tuşu filmi var. O filme dikkat etmeniz gerekiyor. Zarar görmemesi için. Şurada parmak izi sensörün filmi var. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, sorunu giderdik. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.